Kemal abi için de Fenerbahçe için kullanacağı cümlelerin önemi. Şu Lazio, öteki iki takım hangileriydi? Marsilya, Lokomotiv Moskova. Marsilya ve Lazio ekonomik olarak Galatasaray'ın çok üstünde takımlar. Şimdi bir kere şöyle, biri İtalya Ligi'nin takımı, öyle mi? Biri evet. Fransa takımı. Biri Fransa, öbürü de Rus, öyle mi? Doğru abi. Evet. Şimdi ben senin bu biraz evvel anlattığının altına imza koymak için söylüyorum. Bu maçları Galatasaray bu takımlarla oynadığının bilinci içinde kurguladı. Doğru, onu söylüyorum. Ama buraya geldiğinde şu puan cetvelini versene abi. Ondan, ekrana bu, da ver Özgür. Yok yok, ekran önemli değil. Buraya geldiğinde Kayseri ile oynarken ya diyor. Anladın mı? Evet. Samsun Giresun'dan oynarken diyor. Olmaz. Senin demek ki bugünkü yapın, futbolculardan kurulu yapın, bu Avrupa takımlarıyla oynadığın, oynattırdığın oyuna uygun bir yapı. Bunun sonucunu da aldın zaten, öyle mi? Aynısını burada da uygulayacaksın abi. Yani sen Kayseri'yi 7-0 yenersen 10 puan mı verecekler? Yok, yine 3 verecekler. Ama berabere kalmayıp yenersen 1-0 yine 3 puan alacaksın. Bu kere Fatih'in bunu çözmesi lazım. %100 orada haklısın. Şimdi Fenerbahçe'deki bir eski bir gelişmeyi anlatacağım yine. Ha bu arada 21 tane mi Afrikalı varmış bizde milli takımlara giden? Kaç? Vallahi ben toplam, ben bilmiyorum. De bugün bir okudum. Hayır, tam rakam bilmiyorum ama bizimkiler verdi galiba. Hayır, bütün gazetelerde, bütün televizyonlarda yazılı bu. Bizim ligden. Bizim var işte, dün verdi bunları, Furkan verdi. 21 Afrikalı bildiğim diye. Bildiğim kadarıyla verdi, birçok oyuncu gidiyor. Galatasaray'dan 2 kişi gidiyor. He. Buradan, bir tanesi Muhammed Mustafa, biri Sofyan Feghouli. Buradan işte bir şey vardı. Gezal o gitmiyor. Alınmadı. Ben buradan hareketle bir şey söyleyeceğim. Fenerbahçe Didi diye bir antrenör getirdi Türkiye'ye. Faruk abi o zaman başkan, yanlış hatırlamıyorsam. Eşref Aydın genel sekreter. Biz hatta kimse inanamadı. Meşhur futbol dünyasının en büyük 5 oyuncusundan biri olarak gösterilmiş Didi. İşte Peru'yu Dünya Kupası'na taşımış antrenör olarak. Allah Allah filan dedik, şaşırdık. Bunlar çok önemli. Ali Sami Yen stadında Fenerbahçe bir hazırlık maçı oynuyor. Ali Sami Yen'de. O zaman Kadıköy galiba arızalı mı neyin nesiyse bilmiyorum. Didi ilk 11'i sayıyor. Hazırlık maçı. Ziya ile Fuat yok. Ve Şengül. Tabii bizim Ziya ile Fuat yok. Şaşırıyor bunlar. Ne diyorlar? Yok mu? Yok diyor, siz yok. Ve ikisi de soyunma odasını terk edip gidiyor. Sinirden. Yedek soyunmuyorlar yani. İkisi de kadro dışı. Hal böyle olunca Didi Fenerbahçe'de bir orta saha kuruyor. 21'miş. Nevzat mesaj attı. Yani 21 değil mi? 21, evet. Didi bir orta saha kuruyor abi. Önder, Ersoy, Selahattin. Biliyorum ben orta sahayı. Ulan diyorlar, bunlar kim? Önder Selimiye'den alınma. Allah rahmet eylesin. Bir trafik kazasında kaybettik. Ersoy bizim Erdinç Sandalcı'nın kardeşi, Fener genç takımından. Selahattin de Belçika'dan gelmiş bir gurbetçi. Biz dedik ki bu aklını kaçırıyor galiba. Bu orta sahayla oynar mı Fener takımı? Şampiyon oldu. Hep üçü de milli takımda oynadılar. Evet, doğru. Yani bayağı da iyi top oynadılar. Şimdi burada bir antrenör doğrusuna rastlıyoruz. Diyor ki adam, ben Ziya ile Fuat gibi adamı, iki tane yani tekniği olan, oyun bilgisi olan iki tane adamı kadro dışı bıraktım. Onların yerine üç tane yaş koşan. Ortalaması 18,5. Üç oyuncu. Şimdi bunlar işte her şeye rağmen, Benfica'dan 7 tane yedi. Emin Bey o zaman başkandı. 7 tane yediğinde Emin abi yani göreve devam etmesinden yana Emin can kurtaran. Can kurtaran. Semih abi de dedi ki Fenerbahçe'ye 7 gol yediren adam bugün Kadıköy'e bile gelemez. Bırak dedi Fenerbahçe'ye dedi ve tabii gönderdiler. Şimdi
Dolayısıyla yine eski yapı, kulüp yapısı çok önemli. Maalesef hepsinin yerinde yerler esiyor bana göre. Yaşamışlıklarım var çünkü çok anlattım. Bir sürü misal var anlatmadığımda, anlatamadım. Ama Fatih Hocam, bir genelleme yapıyorum ben, sadece Fenerbahçe değil. Biraz evvel Levent'in de ısrarla üzerinde durduğu, elindeki yapıya göre Galatasaray takımını, lig sonuncusu kim? Malatya'ydı değil mi? Şu anda Malatya. O maçta bile öyle oynatacak. Çünkü benim ölçülerime göre yazdım geçen gün. Hatta birkaç tane de telefon aldım. Bana göre bugünkü Galatasaray takımında, Muslera'yı bir kenara koyuyorum, saymıyorum onu. Galatasaray forması içine girebilecek, oynayabilecek bana göre en fazla 5-6 tane oyuncu var. Bizim spor basınımız maalesef hiç kimse alınmasın. Bir topa vuruyor biri 25 metreden gidiyor gol oluyor. Hayır diyor lan ne diyor musun abi adamı diyor. Ben de kadro konusunda bu eleştirileri hep yaptım. Yani dolayısıyla senin yapın buysa bugün. Ve başarılı oluyorsa o oyunu Avrupa'daki oyunuyla. Öyle kullanacaksın. Sen 96-2000 arası Okan Suat Emre öyle mi hocam? Emre sonra geldi. Sonra işte Okan, Ergün, Emre, Suat, Fatih, evet. Popescu, evet. Bülent doğru mu sayıyorum? Fatih evet. İki tane şey yurt dışı firarisi, Hacı. Sen o takıma bas dedin, bastılar. Kimse nefes alamadı 4 sene. Yapı uygun. Ama bugünkü yapı o yapı değil. Bugün Fenerbahçe'de de Vitor Pereira her maçta zar attı. Hiç istikrarlı çıktığı bir kadro yok. Yok. Hep zar attı. Bazen denk geldi. Defansı 2002. değiştirdi. Üçlü defansta Novak oynattı. Tisserant oynattı. Evet. Serdar oynattı. Ben böyle bir şey görmedim. Şimdi yani. Fenerbahçe'ye yine dönüyorum. Ben bunu daha burada birinci dakikada söyledim. Hızlanalım abi. Hatırlarsam. Aziz Yıldırım kimi gönderdiyse Ali Koç hepsini geri aldı. Vallahi dün Zeki Uzundırkan'ın bir iddiası var. Ersun Yanal'la görüşmüş diye. Ne şimdik mi? Evet, dün Zeki Uzundurkan haberiydi değil mi abi? Bilgim yok. Kendisi aldığı bilgiyi paylaştı. Benim öyle bir bilgim yok. Ben herkesin başka bir kendisi, şey yok. Bilgisine aittir yani. Kulüp personeli dahil. Aziz Yıldırım kimi gönderdiyse hepsini geri aldı. Aziz Yıldırım'ına karşı burada bir uygulama var. Siz burada hesaplaşma ortamı yok. Siz burada neyse onu yapacaksınız. Müjdat Yetkiner 17 sene oynamıştır. Takım kaptanlığı yapmış. Ama bu yapmadığı iş yok. Altyapıdaydı. Onu da gönderdin. Aziz oraya getirdi diye. Ya kimden oynuyorsunuz siz ya? Şahsi çıkarlarınızı veyahut ne bileyim şahsi menfaatlerinizi veyahut ne bileyim hadi menfaat de demeyelim de kulübü buna alet edemezsiniz. Peki. Neyse o olacak yani. Hadi bakalım şimdi kaç gün oldu antrenman, antrenörsüz bizim Emre şeydeki Türkiye Gazetesi'nde bizimki. Bizde yorumcu ya. Mehmet Emin Uluç. Mehmet Emin Uluç hesaplamış bir seneye oluyor neredeyse dolduruyor. Fenerbahçe'nin teknik direktörsüz kaldığı süreç. Devre arası verilmiş. Sen bundan daha iyi bir süreç olabilir mi teknik direktör getirmek için? Getireceksen şahit. Bak. Ama yok. Yani ben şunu söyledim. Seçildikleri gün, ertesi gün burada da söyledim. Gazetede de yazdım. Bunlar beceremez. Hiçbir şey bilmiyorlar dedim. Ve ilk Yüksek Divan Kurulu toplantısında 28 Temmuz 2018'de toplantı bittiğinde bir manzaraya tanık oldum. Gazeteci olarak akredite olmuştum. Yönetim kurulunda ayağa kalkan başkan dahil 15 kişiden 8 tanesi kapıyı bulamadılar sosyal tesislerden. Çıkış kapısını. Aranıyorlar. Niye? Çünkü yönetim toplantısı vardı. Ara kapıdan geldiler. Çıkış oradan değil tabii normal kapıdan. Kapıyı bulamadı 8 kişi. Daha o gün söyledim. 2 tane bayan var. Ali Koç'un. Biri sağ kolu, biri sol kolu. Bir tanesi yönetimde genel sekreterdi. Şimdi başka bir görevde galiba. Bir tanesi girmedi zaten.
Onlara söyledim. 6 Mart 2018 günü kongreden 3 ay 20 gün evvel neyse. Siz bu kafayla, bu bilgiyle giderseniz Fenerbahçe'ye küme düşürürsünüz.